Herkese selamlar arkadaşlar. 9. alanın bu kısmında yanımızda efsanevi isim var. Mezarcı var. Mezarcı hoş geldin. Hoş buldum. Selamlar. Nasılsınız? Selamlar. Teşekkür ederiz. Programa katıldığın için çok teşekkür ediyoruz sana. Öncelikle tabii aklımızda PNPL yaklaştığı için Scott'la birlikte çok deli sorularımız var. Seni zorlayacağız. Kaos Espor'un bütün ayrıntılarını senden almaya çalışacağız ama öncesinde bir sana şunu sormak istiyorum. Sende durumlar nasıl? Keyfin nasıl? Yayınlar nasıl gidiyor? Seninle ilgili biraz konuşalım. Sonradan Kaos Espor'a geçeriz. Tabii ki benle alakalı her şey çok güzel ve yolunda gidiyor. Gerek Espor tarafında olsun, gerek de kendi takımımla olsun. Biz kendi aramızda düzenlediğimiz turnuvalar oluyor. Bilgisayardaki oyunculara karşı biraz rekabetçi oyunlar sergileyip, turnuvalar düzenleyip birincilikler elde ediyoruz. O tarafta her şey güzel, yayınlar keyifli, bir o kadar da tatlı geçiyor. Ayrıca sağlığımız, sıhhatimiz de iyi. Allah'a bin şükürler olsun. Sizlerde ne var ne yok? Nasılsınız? Vallahi bizler de burada çılgın çılgın şeyler yapıyoruz. Aynen öyle. Çılgın. Saç boyatma yapıyorsunuz, farklı farklı yiyecekler, içecekler. Hep kendiniz yiyorsunuz abi. Böyle olmaz ya. Arada bir çağırın, yiyelim yani. Vallahi seni de buraya çağırdığımızda gördük. Sen de onları yerken çok memnun gibi değildin. Değişik yok. Karışımlar vardı da. Eğlenceli. Evet, eğlenceli. Gerçekten eğlenceli. İnsan bazen hiç yemeyeceğim dediği şeyi yedikten sonra aa bunun tadı böyle miymiş diyebiliyor. Evet yani o zaman bir Kaos Espor'a geçelim. Ben şunu sormak istiyorum. Çok kaliteli bir kadroyla anlaşılmıştı aslında. 3 tane isim eski takımı adı altında oynarken çok iyi performans göstermişlerdi ilk sezonlarında. Sonradan Kaos Espor oldu. 4. oyuncuda bir değişiklik vardı. 2 oyuncu değişti. Sonunda şu anda yeni bir transfer geldi. PNPL'e çok az bir süre kalmışken bu dörtlünün uyumu, motivasyonu bildiğim kadarıyla çünkü gaming kadroyla. Hatta Owner'da yeni katılınca evet. Çok güzel videoyla bir duyuruşmanız olmuştu. O uyum nasıl? Owner'a alışabildim ben bunu sormak istiyorum. Evet, oluşum çok güzel ama bu oluşumu ben tek başıma sağlamadım diyebilirim. Çünkü bir oluşum olacaksa takım oyuncularıyla birlikte olmalı. Hani ben takım sahibiyim diye geçinmiyorum. Asla rotasyonlarına, asla taktiklerine, asla analizlerine karışmayan birisiyim. Çünkü önce onların bir başarısını göreceğim ya da önce bir onların hatalarını göreceğim ki sonra karışma yetkim olsun. Her şey onlara bıraktım. Evi bile tutarken onlar ne isterse onu tuttum. Her şey onlara ait. Her şey onların. Bu takım da onların. Benim değil. Elimden geldiğince destek veriyorum ve onlara verdiğim sözler hem maaş olarak hem GH olarak hem cihaz olarak verdiğim bütün sözleri tuttum. Hiçbir problem yaşamadık. Ve gayet güzel geçiyor. Owner konusuna gelirsek de Owner'ı zaten ben 5-6 ay öncesinden zaten hayalimdeki oyuncu diye söylüyordum. Çünkü oraya yakışacak çok güzel bir oyuncuydu. Ve kısmet nasip onun takımı bir üst tura çıkamayınca, boşa düşünce bizim de güzel mi güzel kadromuza katılması gerekti. Çünkü düşmüş bir takımda kimse devam etmek istemez haliyle. Onun için de büyük bir fırsattı. Hep bizim takıma gelmek istediğini söylüyordu zaten. Ve tam anlamıyla kadrom mükemmel bir şekilde oturdu. Şimdiki turnuvalarda, scrimlerde falan biz her zaman söylüyoruz. İnsanlara korku salmak güzeldir. Çok güzel oynayarak, mükemmel taktikler yaparak. Ama bu taktikleri her zaman şampiyonaya bırakmak her zaman daha iyidir. O yüzden çok fazla şey yaptırmıyorum böyle. Biraz daha rahat oynayın. Gevşeyin. Fight'ınızı geliştirin. O şekilde ilerliyoruz aslında. Genel olarak her şey 4-4'lük. Süper. Süper. Ben yani çok konuşurum. Ben yayıncıyım. Bana bakmayın. Tatlısı istediğiniz gibi aslında. Aynen öyle. Burada gelen konukları konuşturmak üzerine hep çalışmalar yaptığımız için tam bizim istediğimiz konuk. Buyur Scott. Aynen öyle. Ben bu arada tekrardan hoş geldin demek istiyorum kendi adıma. Ben şunu soracağım. Şimdi Kaos PUBG Mobile'de bir markaydı ama bir e-spor takımı değildi. E-spor takımı kurma sürecini çok merak ediyorum. Yani yeni kurulmuş e-spor takımlarına, organizasyonlara baktığımızda evet kalbur üstü oyuncular alınıyor ama senin de söylediğin gibi gerçekten harika bir kadroyla giriyorsun e-spora. Bu kuruluş sürecini çok merak ediyorum. O karar ne zaman alındı, ne kadar sürede alındı, oyuncularla olan iletişimler. Orayı çok merak ediyorum ben. İlk zamanları aslında. İlk zamanlar şöyle bir şey söyleyeyim. PUBG Mobile tarafında takım sahipleri bazen insanlara ya da oyunculara sonuçta güven vermek zorunda. Ve nedense e-spor tarafındaki bazı insanlar farklı imkanlar sunacağını söyleyip oyuncu almak, oyuncuyu senden transfer etmek isteyebiliyor. Daha sonra bir üst tura çıkamadığı zaman bir anda haydi bakalım yallah diyebiliyor. Benim öyle bir şansım yok. Çünkü insan verdiği sözün arkasında durmalı ve bu şekilde devam etmeli. Ve bunu benim takımımdaki oyuncular çok çok iyi biliyordu. O yüzden
Onların ne istediklerini sordum. İstediklerini söylediler. Ben de fazlasını verdim. Gördükleri için de olabildiğince hızlı kurduk takımı. Ama şöyle de bir gerçek var. Daha öncesinde de ulaştığım çocuklar vardı. E-spor oyuncuları vardı. Şimdi isim vermek istemiyorum. Bana söylüyorlar mantıklı şeyler ama sonuçta ben de bir oyuncu olduğum için ben e-sporcu olarak başladım. Ama bizim dönemimizde e-sporda böyle sunumlar, para ödülleri, hadi bakalım destek, sponsor asla yoktu. Bizim zamanımızda biz İtalya turnuvasını kazanmamıza rağmen şampiyon olarak turnuvaya gidemedim. Çünkü vize vermediler mesela. Büyük problemdi. O zaman destek yok ve bir no name takım gibisin. Ve büyük problemdi. Oraların sıkıntılarını da bildiğim için, e-spor tarafını da bildiğim için çocukların bazı söyledikleri oyuncu çekelim, şunu alalım, şu rolde oynar, bu IGL olur, bu Entry Fragger olur falan derken inandırıcı gelmeyen şeyler var. Çünkü istatistiklere baktığım zaman ve oyun tarzına baktığım zaman çakışmayan şeyler vardı. Ben burada şunu anladım. Dedim ki bak, bu taraftaki oyuncular bir sömürge içerisinde ve bir boşluğa düşmüş bir takım arayışında. Ve benim verdiğim imkanlar çok iyiyken onlar beni tercih ediyor. Ama buradaki bulduğum, şu anki oluşum Kaosu Espor asla maddi manevi hiçbir şekilde bağ kurulmadı. Sadece korulan bağ gönül bağıydı. Ben onlara her zaman söylüyorum. Bu takım sizin. Başarılı olursanız siz başarılı olacaksınız. Arkanızda ben varım. Elinizden geldiğince başarılı olmak için çaba gösterin. Ve de ben size istediğiniz imkanları sunmaya hazırım. Süper bir motivasyon bu aslında. Evet. Kötü gittikleri zaman evde bazen muhabbet şöyle oldu, böyle oldu, kötüsünüz falan. Her zaman ben diyorum asla böyle bir şey yapmayın. Her kötü günün iyi günü de vardır. Kötü olmadan iyi olamazsın zaten. O yüzden moralinizi bozmayın. Hadi biraz daha. Biraz dinlenin. Hadi bir kafa dağıtın. Bir şey olmaz. Hadi bir sefer değişik bir taktikle oynayın. Bu şekilde bizde her şey olumlu ve ben ilk 3'te %100 olacağımızı düşünüyorum. Belki ayağımız kayar. Çerme takarlar. 5.lik en kötü ihtimal diyorum bu sezon. Sencer, ben bir araya girmek istiyorum. Az önce çok dikkatimi çeken bir nokta oldu. Dedin ya, eskiden böyle sunumlar yoktu, böyle para ödülleri yoktu diye. Şimdi işte çok güzel bir noktada soru soracağım sana. Süper evet. Hafta sonları geri döndü biliyorsun ve süper hafta sonlarında 45 maçta her galibiyete $1000'lık ödül var. Sence Kaos Espor 45 maçta süper hafta sonlarında kaç galibiyet alır ve kaç $1000'ı hanesine yazdırır? Ben ortalama 6.000 diyorum. Biraz iddialı, buna eminim. Ama 6 win çekerler diye düşünüyorum. 6, 45'te 6 bence gayet güzel. Ben de burada iyi. Şöyle bir soru sormak istiyorum. Biliyorsun Cihan, formatta bazı değişiklikler oldu. Süper hafta sonu geri geldi. Puan durumunda sıralama puanları azaltıldı. 15 sıralama puandan 10 sıralama puanına düştü. Ciddi bir düşüş var. Burada birazcık daha agresif oyun, skor puanları ön plana çıkacak. Senin görüşün ne bu durumla ilgili? Şöyle söyleyebilirim sizlere. Bunu parantez açarak söylerim. Hatta böyle yani kareye bile alabilirsiniz. Bu asla şaşmaz. Oyuncular ne olursa olsun ilk fightlardan uzak kalmak zorundadır. Mecburen main fight'a atar ama emin olun yine eskiden nasıl son fightları kalabalık bir şekilde 30-40 kişi izliyorsanız emin olun yine aynısı olacaktır. Çünkü sona kalarak third party'ye girip kısa mesafelerde fight atıp yakın mesafelerde gerçekten zor durumda kalıp büyük fightlar yine dönecektir. Hani insanlar evet win puanı 15'ten 10'a düştü. İkinci 8, üçüncü 6 mıydı? Yok. İkinci 6, üçüncü evet. 4 puan falan muhabbetine girmeyip kesinlikle o birinciliği almak için uğraşacaklardır. Çünkü win alan takım mümkün mertebe illaki fight'a girecek. En kötü ihtimalle son alanda fight'a girecek. En azından bir 5 kill 10 kill arası çıkaracaktır. 10 kill artı 10 kill 20 puan demek. Oyuncuları haritanın yarısına vurup 20 kill alıp 7. kimse olmak istemez. Emin olun buna. Son alan fightları yine aynısı olacaktır. Ama büyük ihtimal çok fazla main fight olabilir. Main fightları, anlaşamamazlıklar çünkü yeni takımlar eski güçlü dişli rakiplere karşı gerçekten diş gösteriyorlar ve bunlara ben saygı duyuyorum. Siz olsanız taktiğinizi bozar mısınız? Pekado değilsiniz. Pekado yatlamaya devam edersiniz. Orada kim olursa olsun. Onun için bir mücadele edersiniz. Çünkü oyun evet. Düzeni onun üzerine kurulmuş rotasyonları. Kimse bırakmak istemez. Mecburen ya paylaşacaklar ya da oradan bir kişi çıkacak. Ya bu konuda ama siz birazcık daha rahat gibisiniz. Çünkü ben bütün oyuncularınızı sosyal medyadan takip ediyorum. Genelde şöyle paylaşımlar oluyordu. Main savaşlarını izlerken Gaming Chaos'ta biz diye paylaşımlar yapılıyordu. Siz herhalde birazcık daha şu anda rahatsınız o konuda diye düşünüyorum. Evet, rahatız. Sanok'taki
çok kötü bir main mecburen. Ben Georgiopol tarafını çok seviyorum. Kendi mainim de Georgiopol ama arka evlerde biraz daha container ve yan taraf, güney tarafı. Oranın rotasyonunu da beğeniyorum. Çok zor durumda kalabiliyorsun ama çocukların oyun tarzı bizi Miramar'da da olsa, Erengel'de de olsa bir müddet alan dışı da koysa, çünkü alan bizde bitirmiyor asla. Bu bir gerçek. Hiçbir Georgiopol'u arka evlerde bitirdiği nadir oluyor. Yalan değil şimdi. Yani 15 maçta bir tane falan. Ama genelde farm, poaching, Maita tarafı çok agresif. Hatta militarı çok fazla atıyor. Hani ona rağmen Georgiopol biraz dışarıda kaldığı için geç fight'a girmek gerekiyor bazen. Biraz ilk başlar pasif geçer bizim için. Çünkü main bölgemizde fight yok. Çünkü main çevremizde de fight olmayacak. O yüzden sonrasında oyunun son alanlarında büyük fight'ları girip güzel winner çıkartacağımızı düşünüyorum. Bize gerçekten detaylı bir açıklama yaptın. Çok teşekkür ediyorum. Çok güzel bir sorun var. İşte hadi bence bakalım. Can alıcı soru geliyor. Chaos Espor bir marka demişti. Espor'a girmeden önce de PUBG Mobile oynayan, izleyen herkesin bildiği zaten bir oluşumdu Chaos. Şimdi e-sporun içerisine dahil oldu. Chaos'un adının olduğu yerde her zaman hedefim ben şampiyonluk olacağını düşünüyorum. O yüzden PNPL'deki hedefiniz nedir diye boş bir soruyla seni meşgul etmek istemiyorum ama bir de işin gerçekçi tarafı var. Dünya şampiyonu olan bir S2G, yine dünya şampiyonasında mücadele eden bir Fireflux, Beşiktaş gibi çok güçlü ekipler var. Nexria gibi çok güçlü ekipler var. Ya yani burada gerçekçi olarak baktığın zaman Chaos e-spor ilk kaçta bitirirse sence bir başarıdır? Veya ilk 3 tahminin nasıl olur PNPL içerisinde? Bunları sormak istiyorum sana. Bunu çok uzun detaylı anlatırım belki bir saat boyunca ama ben sonra bunu sadece bir dakika tutacağım sizler için. Çünkü boşa vakit kaybı yaşamanızı istemiyorum burada. Bir başarının gelebilmesi için bir kez denenmez. S2G bir kez de bir kere de şampiyon olmadı kurulduğu günden itibaren. İlk gün olmadı. İkinci gün, ikinci yıl olmadı. Ve uzun bir süreç insanlar için gereklidir. Burada kesinlikle bizim bir sürece ihtiyacımız var. Çünkü ne olursa olsun bu oyunu her zaman söylediğim şu vardır. Oyuna başladığım ilk günden beri ve hala da söylüyorum. %30 aim, %50 takım oyunu ve geri kalan %20 de şans. O alan sana atmazsa 1 ve 3 bile yersin abi. Gerçekten yersin. Yaşadık, yaşattırdık. En bunlar kralını olabiliyor. Yaşadık diyorsun. En kralını da yaşadık, en kralını da yaşattırdık abi. Siz evet. De görüyorsunuzdur. Alana bakıyorsun, adamlar 2 kişi, 4 kişi orada. 4 kişi de karşı tarafta. Adamlar fightlıyor, alan dışı kalıyor. Mecburen girecekler. Onlar girerken fightlıyor. Sen buradan tık 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 kill çekip hop in. Doğru. Bunlar olabilir. Dediğim gibi %20'lik şans var. Ama biz ne olursa olsun elimizden geleni yapacağız. Ben dediğim gibi ilk 3 garanti diyorum. 5.lik gelirse de beni yanıltmaz. Ama 5.lik de benim için başarıdır. Bu sezon için. Üst turları çıktıkça neler olur hiçbir fikrim yok. Ama takımıma aşırı güveniyorum. Hele Owner geldikten sonra Lord, Kami ve Related'ın yanına mükemmel yakıştı abi ya. Gerçi çok iyi anlaşıyorlar abi. Burada E'de bir gör ya, çok iyi anlaşıyorlar. Bu çok iyi bir şey. Çünkü takımı sahiplenme duygusu, arkadaşlık duygusunu daha da ön plana çıkartıyor. Ve onlar para için değil, gururları ve gerçekten ama gerçekten aileleri için savaşıyor şu an. Vallahi bize var ya belgesel gibi bir cevap verdin adeta. Ağzına sağlık. Bizi kırmadığın için, buraya geldiğin için tekrardan çok teşekkür ediyoruz. Bütün Chaos e-spor üyelerine selamlarımızı, sevgilerimizi yolluyoruz. PNPL boyunca şans sizin yanınızda olsun. Başarılar diliyoruz. Başarılar. Şans herkesin yanında olsun ya. Herkes emek veriyor gerçekten. O zaman son şöyle bir mesaj alayım senden kısa. Chaos e-sporu PNPL'de destekleyecek o muhteşem taraftarınıza neler söylemek istiyorsun? Her zaman söylediğim şu vardı. Düşen insanı ya da düşen takımı her zaman kötülerler. Her zaman üstüne düşerler. Uzaklaşırlar. Belki fanatiklerden ayrılır. Bazen siz de oluyorsunuzdur futbol kulüplerinde. Ya buna da yıkılmazsın ya. Şöyle de olmaz. Bu nasıl kötü oyun? Hatta takım oyuncularını bile linçlediğiniz olur. Bizim için önemli olan böyle izleyici, böyle fanatik taraftar değil. Kötü günde de destek verenin yanında olsun. İyi günümüzde de destek veren bizim yanımızda olsun. Bizi ayırt etmeden sevecekler. Bugün biz kötü geçtiysek yarın çok daha iyi gidebilmemiz için bizim motivasyon düşüklüğüne ihtiyacımız asla yok. Öyle insanlara da ihtiyacımız yok. Bizi gerçekten kalpten sevip iyi günümüzde de kötü günümüzde destekleyecek taraftarlara ihtiyacımız var. Onlar da bende fazlasıyla var zaten. Süper cevap. Ağzına sağlık. Arkadaşlar 9. alanın 2. kısmında mezarcı ile olan röportajımızın sonuna geldik. Bütün Chaos ailesine selamlarımızı gönderiyoruz. Görüşmek üzere mezarcı. Görüşürüz kral. Evet arkadaşlar, mezarcı ile röportajımızın sonuna geldik. Bütün cevapları aldığımızı düşünüyorum. Aynen öyle. Çok güzel cevaplar verdim. Tatmin oldun cevaplardan. Kesinlikle. Kesinlikle ben de tatmin oldum. Sizlere de bir sorum olacak değerli izleyenler. Sizce Chaos e-spor bu PNPL'de kaçıncı olur? Görüşlerinizi yorumlar kısmına yazmayı unutmayın. Hepsine bakıyor olacağız. Videoyu beğenirseniz, kanala abone olursanız da bizleri mutlu etmiş olursunuz. Haftaya 9. alanda görüşmek üzere.